Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ümmeti Muhammed'in alimlerini ziyaret etmek, ashab-ı kiram zamanından beri Müslümanlara ait ciddi bir kültürdür, ciddi bir eğitim kaynağıdır, ciddi bir sevap kaynağıdır. Bu ümmet alimlerini korumalı. Nesilden nesile alimlik profilini bir saygı noktası olarak taşımalıdır. Asla putlaştırmadan, asla grup veya bencil duygularla hareket etmeden. Ancak bir alimi ziyaret etmenin de kuralları olması lazım. Bu kuralların birincisi, bir alimi ziyarete giden birisi kesinlikle Allah rızası için bir iş yaptığından niyeti temiz olmalı. Yani içinden demeli ki Allah'ım senin ilmini, dinini bize öğreteni bereket için ziyarete gidiyorum. Kabul buyur demeli. İkinci olarak da hazırlıklı bir ziyaret yapılmalıdır. Yani tesadüfen yoldan geçerken durağa yakındı bir uğrayalım gibi bir aleme ziyaret olmaz. Dolayısıyla vakte dikkat edilmeli, randevu alınmalı, giderken ne konuşacağım, ne soracağım diye gündemim elinde olmalı. Hatta orada onu görünce şaşırmamak için not tutmalı insan. Şu şu soruları soracağım ve izin verirse 20 dakika oturacağım. Mesela uzaktan geliyorsan bir saat oturacağım diye not tutmalı önceden. Bunu da söylemeli. Ben 20 dakika oturmak için gelebilir miyim demeli. Çünkü alim ümmetin insanıdır kaç kişi ise o diyardaki müslüman sayısı o kadar insanın üzerinde hakkı vardır bunun. Veya yazan, çizen ümmete mal olmuş birisi ise bütün ümmetin hakkı var. Bir kişinin gidip o kişinin yarım gününü meşgul etmesi hakkından fazlasını alması olur ki bu bir vebal olur. Alimin önüne ziyarete gidildiğinde temizlik, kıyafet bakımından kesinlikle dikkatli olunmalı tipsiz kıyafetlerle özellikle de mesela saça sakala kıyafete dikkat ettiği konuşmalarından kitaplarından belli olan bir alemin gözüne batıra batıra gidiyormuş gibi gitmek yanlış olur. Tipe kıyafete de dikkat edilmeli. Çünkü biz bir insanı ziyaret ediyorsak da asıl maksadımız saygımız Allah'ın dinidir. Şeriatımızın ilmidir. Bir başka dikkat edilecek şey de alimle buluşacağımız ortamda biz yalnızsak mesele yok ama beraberimizde başkaları da olacaksa yani ben o alimi seviyorum, ilminden istifade ediyorum, duasını almak istiyorum ama onun gözünde hiçbir kıymeti olmayan birisini yanıma aldığımda biz alimi rahatsız etmiş oluruz. Onun bize akıtacağı feyzi de akıtamamış oluruz. Kıymetini bilmeyen birisini götürmemek lazım. Ya da onun kıymetini bileceği birisini o gitsin. Mesela çocuklar kesinlikle Alimlere götürülmeli, duaları alınmalı. Onların çocukların saçını okşadığı şeyler çocuklar için bereketlidir. Fakat yaramazlığı önlenemeyen bir çocuk, alimin kütüphanesinde kitap yırtacak bir çocuk, alime kaba sözler konuşacak bir çocuk e bizim yani dua almamızı azaltabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bir başka noktamız alimin yanına girerken selam vermek, otur dediği yerde oturmak, ikram edeceği zaman ikramına saygı göstermek, bunlar önemli edep kurallar. Mesela bir alemin önüne gidiyorsun, seni ilk defa görmüş, 10 dakikadır oturuyorsun, ismini söylemiyorsun. Ya da alem seni bir sene önce görmüş, söze başlarken beni tanımışsındır herhalde diyorsun. E bunlar saygı dışı şeyler. Yani alem bizim akrabamız da olsa kesinlikle onun ilmine saygımız kişiliğine saygılığımızdan daha önemlidir. Ve son bir nokta olarak da alimi ziyaret edenler oradaki sözleri, alime ait gördükleri şeyleri emanet kabul etmelidirler. Alimin arkasından gıybet etmek o iş Allah için yapmadığını gösterir. Ya da alime bir söz söyledim, üzüldü, bir kahramanlık gibi mesela bunu anlatmak yanlıştır. Netice olarak diyoruz ki bu ümmetin alimleri, bu ümmete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatıralarıdır. Onlar hak etmiyor olsalar bile varsayım olarak, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatırı için gideriz, dualarını alır, saygımızı gösterir ve Allah için bir iş yapmış oluruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.